Türkçe peri masalları. Kurnaz Çiftçinin Öyküsü. Evvel zaman içinde evinden uzaklarda zengin mi zengin bir kralın tarlasında çalışan bir çiftçi varmış. Bir vakitler tepelerin ardında saklanan haydutlar varmış. Fakat imparator hırsızları bulup öldürmeleri için askerlerini gönderdikten sonra her yer sakin ve güvenli olmuş. Ne bu? Bir silah daha. Fakat bazen tarlada eski savaşlardan kalan silahlar bulunurmuş. Çiftçi bir gün bir odun keserken bir torba dolusu altın bulmuş. Yoksa bu altın mı? Hayatında gümüş paradan başka bir şey görmeyen çiftçi, altın karşısında öylesine şaşırmış ki ancak hava karardığında evin yolunu tutmuş. Şimdi ben bu kadar altını ne yapacağım? Çiftçi eve dönerken bu ani zenginliğin başına açabileceği dertleri düşünmüş. Ben bu altını nasıl kullanabilirim? Kralın toprağında bulunan her şey ona ait demektir. Kanunlara göre çiftçi altını kralına vermeliymiş. Ama o altının kendisinde durmasının daha adil olacağına karar vermiş. Zaten kralda çok altın var. Ben fakirim. Benim ondan daha çok ihtiyacım var. O yüzden bende kalmalı. Ama... Birilerinin bundan haberi olursa başına gelecekleri düşünmüş. Hiç kimseye söylememeliyim. Ya eşim? İyi de o çok konuşur. Hiç de sır tutamaz ki. Ağzını açtığı anda ben de hapse düşerim. Ne yapsam ki şimdi ben? Çiftçi bir çözüm bulana dek tekrar tekrar düşünmüş. Ve nihayet bir çözüm bulmuş. Eve gitmeden önce altın kesesini çam ağaçlarının dibindeki bir çalılığın arasına saklamış. Ertesi günde tarlaya değil, köye gidip biraz alabalık, biraz çörek ve bir de tavşan almış. Öğleden sonra eve gitmiş ve eşine demiş ki... Karıcığım, sepetini al, benimle gel. Dün yağmur yağmış, orman mantar dolu. Başkaları gelmeden biz toplayalım onları. Mantar mı? Hadi hemen gidelim. Mantarı çok seven eşi, sepetini alıp kocasının peşine düşmüş. Ormana geldiklerinde çiftçi koşarak karısının yanına gelmiş. Tatlım, çörek ağacı bulduk bak. Ve üzerlerine çörek astığı dalları göstermiş ona. Tanrım, ağaçta çörekler var. Evet, kimin aklına gelirdi ki? Neyse, sen git de şuradaki mantarları topla. Eşi çok şaşırmış. Ama yerde mantar yerine alabalık bulunca kafası iyice karışmış. Baksana tatlım, yerde alabalık var. Bugün şanslı günümüz. Büyük babam herkesin bir şanslı günü vardır derdi. Bakarsın belki hazine bile buluruz. Çiftçinin eşi yalnızca dedikoducu değil, biraz da safmış. O yüzden kocasına inanıp etrafa bakarken şöyle söylemiş. Bu bizim şanslı günümüz, şanslı günümüz. Yürüdükçe yerde balık buluyormuş. Kadının sepeti balıkla dolup taşmış. Kocasıyla birlikte su kenarına vardıklarında çiftçi ondan önce koşmuş ve çalılıklara bakıp şöyle demiş. Dün buraya ağ atmıştım. Bakalım balık ya da karides yakalamış mıyım? Birkaç dakika sonra eşi çiftçinin heyecanla bağırışını duymuş. Gel de bak ne yakalamışım. Ne şans ama bir tavşan tutmuşum. Eve dönerken çiftçinin eşi çörekler, balıklar ve tavşanla çekecekleri ziyafetten heyecanla bahsedip durmuş. Çiftçi de gülmüş ve demiş ki... Hadi yine ormandan geçelim. Belki yine çörek buluruz. Evet, hadi gidelim.
Çiftçinin altınları sakladığı yere gitmişler ve çiftçi bir şey bulmuş gibi yapmış. Buraya baksana tatlım. Tuhaf bir torba var ve içi altın dolu. Ne diyorsun sen? Evet. Sanırım burası büyülü bir orman. Önce ağaçta çörek, sonra yerde balık bulduk ve şimdi de altın. Kadıncağız öyle heyecanlanmış ki gözleri yaşla dolmuş. Parlak altınlara dokunurken söyleyecek kelime bulamayıp yutkunmuş. Ne kadar çok altın. Şimdi bunlar bizim mi yani? Evet canım. Evde yemekten sonra ikisi de uyuyamamış. Çiftçi de eşi de sürekli kalkıp eski bir çizmenin içine sakladıkları hazineye bakıp durmuşlar. Ertesi gün çiftçi işe gitmeden önce eşine şöyle demiş. Hayatım, dün olanları sakın kimseye anlatma. Anlatmam tabii. Aptal değilim ben. Sonra eşine aynı uyarıyı tekrar tekrar yapsa da kısa süre sonra tüm köy bu hazinenin varlığından haberdar olmuş. Kral çiftçiyi ve eşini huzuruna çağırmış ve oraya gittiklerinde çiftçi eşinin arkasında durmaya çalışmış. Duyduğuma göre bir hazine bulmuşsunuz. Evet efendim, bulduk. Nerede ve nasıl bulduğunuzu söyler misiniz lütfen? Büyülü bir ormanda. Eşi kralın ricasıyla önce çörekleri, sonra yerdeki balığı ve en sonda nehirdeki tavşanı anlatmış. Bu arada arkasında duran çiftçi eliyle kafasına dokunup krala el kol hareketleriyle bir şeyler anlatmış. Ve kral da kadına acıyarak bakmaya başlamış. Peki anladım. Sonra da hazineyi buldun değil mi? Evet efendim. Kral çiftçiye dönmüş ve parmağıyla kafasına dokunarak ve anlayışlı bir şekilde demiş ki... Ne demek istediğini anlıyorum. Samimi olarak söyleyeyim ki, maalesef aynı sorun benim karımda da var. Çiftçi ve eşi eve dönmüş ve kimse hikayelerine inanmamış. Bu sayede kurnaz çiftçi hapse düşmemiş ve parasını akıllıca harcamış.